tabii ki basın. Mali müşavir okul hareketinin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine hoş geldiniz. İstanbul Mali Müşavirler Okul seçimlerinde yılımızı temsil edecek olan arkadaşlarımızın tanıtıldığı bu geceye katkı sunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu akşam finansman programında bundan sonraki bölümünü görüşmek üzere Meclis Başkanımız Sayın Cihan Çelik'i davet etmek istiyorum. Herkese afiyet olsun. Allah kabul etsin. Kıymetli dostlar, çok değerli meslektaşlarım, kendi katkılarınızla 25 Aralık'ta kuruluşunu ilan etmiş olan bir grubun 400 kişiye aşkın kendi katkılarıyla bir araya gelmiş meslek mensuplarıyla lansmanımızı gerçekleştiriyoruz. Bu geceki lansmana katılan siz değerli arkadaşlarım bizler için gerçekten çok kıymetlisiniz. Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için şiarıyla yola çıkmış Mali Müşavirler Umut Hareketi'ne sunduğunuz katkı çok kıymetli. Onun için katkılarınızdan dolayı hem teşekkür ediyor, hepinize yürekten hoş geldiniz diyorum. Kıymetli meslektaşlarım, değişim asrın sihirli sözcüğü. Çanakkale'yi geçilmez kılan, İngilizlere diz çöktüren, çökmüş bir imparatorluktan taptaze bir cumhuriyet yaratan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kendisine mihmandar olarak kabul eden ve kendi ülkesinde değişimi ve ülkesinin bağımsızlık hareketini başlatan Mahatma Gandhi ilk cümlesi ve sözü değişimi kendi içimden başlatmam lazım. Yoksa bizim samimiyetimize kimse inanmaz demişti. Mali Müşavirler Umut Hareketi tam da bu şiarı yerine getiren değişimin odak noktası, değişimin merkezine kendisini oturttu. Ezberleri bozdu, ilkleri gerçekleştirdi ve bu ilkleri gerçekleştirirken alışılagelmiş bildiğimiz ezberler yok oldu. Grup başkanının mutlak oda başkanı adayı olduğu gerçeğini yer ile yeksan etti. Niye? Değişimi grubun içerisinde en tepeden başlattı. Nedir en tepeden başlatılan değişim? Nedir bu değişim kültürü? Gerçekten değişim kültürü lafla mı olur, uygulamayla mı olur? Bugün sizlerle paylaşacağız ve sizler de buna tanıklık edeceksiniz. Grup başkanımız soyadının Erdem olması gibi erdemli bir tavır ile grup başkanı olarak İSMO başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bu meslek örgütlenmeleri içerisinde bir ilkti. O şunu söyledi. Benim yol arkadaşlarım en az benim kadar İSMO'yu iyi yönetebilirler. Benim arkadaşlarım bu mesleğin yarınlara evrildiği noktada bu mesleği yarınlara taşıyabilecek, yarınları bu mesleğe hazır hale getirebilecek
konumda arkadaşlarımdır. Onlar en az benim kadar bu işte etkin ve yetkindirler dedi ve grup başkanlığına aday olmadı. Ben grup başkanımız sevgili Ertuğrul Erdem'i bu değişim kültürüne sunduğu katkıdan dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyor, ayakta alkışlıyor. Örgütlenmede ilkleri yaşatan bir grup başkanı olarak hak ettiği övgüye karşılık o mütevazi tavrıyla buraya gelmek istemeyecek belki ama ben özellikle altını çizerek Ertuğrul Erdem'in bu akşam bu kürsüden sizlere bu değişim kültürünün haberini kendisinin vermesini ve yaptığı değişimi yarınlara taşıyacak olan bu grubun ismi adaylarını buradan sizlere takdim etmesini istiyorum. Alkışlarınızda Ertuğrul Erdem geliyor.